İyi akşamlar değerli izleyiciler. Not defteriyle bu hafta yine karşınızdayız. Ali Özgündüz'le beraber bu haftanın öne çıkan konularını değerlendireceğiz ve stüdyoda bu hafta nihayet yüz yüze bir aradan sonra program yapacağız. Siyasetin gündemi gerçekten bir hayli yoğun. Hem iktidar cephesinden gelen açıklamalar, hem altılı masa içerisinden gelen özellikle Sayın Meral Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalar ve bunun yorumlanış biçimleri. Ve dün Mersin'de meydana gelen üzücü bir terör saldırısı ve sonrasında bunun bir siyasi linç kampanyasına dönüşmesi ve bu konuda bugün muhalefet partisinin de girişimleri oldu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda suç duyurusunda bulunacağını açıkladı, hem de Selahattin Demirtaş'ın avukatları bu konuda bir suç duyurusunda bulunacaklar açıkladılar. Bütün bunların detaylarını konuşacağız. Ve Skype attığımızda da Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker bizlerle olacak. İyi akşamlar Cem Bey. Evet, Cem Bey'in yayına hazır olunca Cem Bey'i alacağız ama o zaman Cem Bey'in yayına hazır olana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamasıyla başlayalım dilerseniz Sayın Özgündüz. Etlikşehir Hastanesi'nin açılışı sırasında Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı ve burada bir ifade kullandı. Dedi ki, daha iyi araba, telefon alabilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acılayarak bakıyoruz. Hatta daha da şey vardı, diyor ki, daha iyi telefon almak, daha yeni telefon almak, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslere, ellerini yani başka ülkelerin başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı burada kimi kastetti? Yani burada nasıl bir süflilik, yani süfli dediğimiz ahlaki düşkünlük, zaaf gibi bir anlam da içeriyor. Böyle bir şeyi istemek, daha iyi bir hayat istemekte nasıl bir süflilik var ve buradaki sözün kastı kim? Cumhurbaşkanı kimi kastetti? Herhalde tabii bir şehir hastanesi açılışında konuşulana göre daha çok ülkeden gitmeye çalışan ve giden hekimleri, sağlık doktorları hemşire kastetmiş diye düşünüyorum. Daha iyi araba almak için değil, araba alabilmek için gidiyor. Yani Türkiye'de arabası yok ki. Bu koşullarda bir hekim kaç yılda araba alabilir bilemiyorum. Yani şu anda işte normal bir araç herhalde ortalama yarım milyon gibi bir rakam, en düşük segmentteki ikinci araçlar. Evet. Değil mi? Yani normal sıfır bir araç herhalde bir milyondan aşağı bir araç yok. Dolayısıyla bir hekim bu maaşıyla nasıl bir araba alacak? Daha iyisini bırakın. Yani normal standart şeye gidip gelirken kullanacağı bir araç. Ha araba almasın diyorsa o başka bir şey. Yani efendim ülkede tıp fakültesini bitirmiş, hekim olmuş bir insan eğer arabaya binemiyorsa o zaman kim binecek Cumhurbaşkanı, bu araçlara? Ülkeyi 20 senedir yöneten insan bir düşünmeli yani. Ülke niye bu halde? Dolayısıyla efendim daha iyi araba, daha iyi telefon, daha çok konsere gitmek meselesi değil. Bir de insanlar sadece ekonomik kaygılarla da ülkeyi terk etmiyor. Bunu da bilmeli Sayın Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda bir özgürlük ortamı, bir hukuk güvenliği olan, efendim kendisini özgürce ifade edebileceği bir ortam arayışında. Biraz da bu yüzden insanlar kaçıyor. Kendisini sorgulaması lazım. Evet. Kaldı ki birkaç ay önce Sayın Cumhurbaşkanı aynı şekilde hekimleri, sağlık emeklilerine de alarak giderlerse gitsinler demişti. Yani hem giderlerse gitsinler, giderse de suçlu, kalırsa da suçlu. Evet. Tuhaf bir durum, ilginç bir durum var gerçekten. Sayın Toker'in bağlantısı hazır galiba. Cem Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Sesinizi alamıyorum şu anda. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet, evet. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi sizinle daha önce yaptığımız programlarda da aslında siz ısrarla şunu söylüyorsunuz. Yani daha iyi bir yaşam. Hatta siz ısrarla gençlere sık sık sosyal medyadan İpsal'a neydi? Kapıkule. İpsal'a Kapıkule gençler. İpsal'a Kapıkule çağrısını sık sık yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklaması bu İpsal'a Kapıkule veyahut da daha iyi bir hayat, daha konforlu bir hayat ve hatta konsere gitmek gibi bir şey. Yani burada nasıl bir süflilik var ayrı bir konu. Onu da yorumlarınızı isteyeceğim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini nasıl yorumlarsınız? Daha iyi bir hayat ve Sayın Özgündüz'ün söylediği gibi doktorları öncelikli galiba hedef alıyor. Siz bu sözleri nasıl yorumladınız Sayın Toker? Vallahi azla yetinin diyor. Çünkü millet sefalet içinde, fakirlik içinde. Bu ekonomik kriz Türk milletinin canını çok yaktı. Ve bunun da bir numaralı sorumlusu Erdoğan. Çünkü kendi miting meydanlarında dedi. Ekonominin sorumlusu benim, ben. Soruyorlar kim sorumlu diye. Ama şimdi de işte yani bundan şikayet edenleri azla yetinin o yönde şey veriyor, akıl veriyor. Ama
Kendisi 7 uçakla Amerika'ya gidiyor. 7 uçakla şeye gidiyor. Kıbrıs'a, bir saat mesafedeki Kıbrıs'a gidiyor. İşte filolarını görüyorsunuz. Yani bir tutarsızlık var. Ama insan doğasıdır. Daima en iyiye, en güzele sahip olmak. Hele hele gençler için. Çünkü şimdi teknoloji hepimize gösteriyor. Zengin ülkelerde, dünya ülkelerinde gençlerin nelere sahip olabildiklerini, nasıl yaşam sürdürdüklerini. Sadece Ali Bey'in dediği gibi sadece bu zenginlik değil. Gece rahat yatma, attığı bir tweetten dolayı sabaha karşı kapısının çalınmayacağını bilme, ifade özgürlüğü, siyasetçi eleştirme özgürlüğü, hatta bu eleştirinin dozunu kaçırma özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararda görüldüğü gibi. Onun için bir de şu var bence, yani Erdoğan belki gençlik yıllarında bu saydıklarına da sahip olamadı. Bilmiyorum hayatında konsere gitti mi? Yani çünkü il başkanıyken mi neydi? Başbakan olduğunda işte bir tane yüzüğüm var. Başka hiçbir şey yok bu garibim falan gibi laflar ediyordu. Ama ben yani bu teknoloji çağında bütün dünyada kim nasıl yaşıyor, nelere sahip, hangi özgürlüklere sahip, hangi imkanlara sahip, hangi eğitim olanaklarına sahip gençler görüyorlar. Ve bunu istemek suç değil. Bu insan doğasında olan bir şey. Çünkü insan bir kere yaşıyor. İnsanlar daima baskı rejimlerinden özgürlüğe doğru, göreceli olarak adalete doğru kaçıyorlar. Evet. Orta Doğu'daki de böyle yapıyor. Orta Amerika'daki de böyle yapıyor. Gittikleri yer cennet olmayabilir ama göreceli olarak adam kendini orada daha bir emniyette, güvende hissediyor. Onun için Erdoğan evet bu ekonomik krizde çıkmaza girdi. Şimdi işte böyle birkaç kişi belki kendi tabanından birkaç kişiye hoş görünmek için böyle laflar ediyor olabilir ama hani Diyanet de benzeri laflar ediyor. Diyanet zaten parti kurumu gibi çalışıyor. Yani bir şey yok, peki, bir karşılığı şimdi, yok bunun. Şimdi Sayın Toker siz hani Türkiye maalesef 80'lerden sonra dünya açıldı vesaire desek de istatistiklere bakıyoruz, rakamlara bakıyoruz. Dünyanın hani OECD ile Batı ile karşılaştığımız zaten çok dramatik bir tablo ortaya çıkıyor ama gezmeyen bir toplumuz, farklı ülkelere gitmeyen, farklı ülkeleri yaşama, oralarda bulunma tecrübesi bizim hayatında bırakın bir yurt dışı tatilini, yurt dışı tatili dahi yapmadan ömrünü tüketen bir ağırlıklı bir toplumumuz var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün Amerika'daki program sırasında oradaki bir televizyona verdiği demişti ki sonrasında aslında orada öyle bir ifadenin olmadığı ama Cumhurbaşkanlığından servis edilende şöyle de bir tablo çiziyor. Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da bizden çok daha kötü durumdalar. Market rafları boş, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Şimdi bu söylemle onun yanına koyduğumuz zaman bir çelişki, bir bocalamadan mı kaynaklanıyor yoksa bu yeni bir söylem hani artık krizi kabul edip sonra da krize gerekçe bulmak gibi burada da hani daha asgari bir yaşam standartına rıza göstermekle ilgili bir söylem değişikliği mi yoksa danışmanların buradaki çelişkiyi kaçırmalarından kaynaklı bir şey mi? Hem Avrupa'da, Amerika'da insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayalım derken de oraya gidip daha iyi telefon, daha iyi bir hayat, daha lüks araç bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Valla bilmiyorum. Belki danışmanları yani hangi markete girdi de Avrupa'da, Amerika'da rafların boş olduğunu gördü. Demek ki birileri önüne koyuyor bu saçma sapan bilgileri. O da teyit etmeden tekrarlıyor olması lazım. Ama sadece bu söylemlerinde değil. Yani Erdoğan'ın hemen hemen her gün bir tutarsız söylemi var. Yani 3 gün önce söylediğini daha sonra doğrulamayan tersine bir söylem de duyuyoruz. Ama ben size söyleyeyim yani bu ekonomik krizden dolayı bütün bu söylemler. Yani Türkiye'deki ekonomik kriz. Aslında ben ona ekonomik kriz de demiyorum. Rejim krizinin ekonomiye yansıması diyorum. Evet. Yani adaletsizliğin, özgürlüklerin rafa kalkmasının, tek adam rejiminin getirdiği güvensizliğin, öngörülemez olmanın ekonomide falan. Bütün bunların ekonomiye yansıması. Çünkü şimdi tamam Covid oldu, işte Ukrayna savaşı oldu, şu bu ama
sizin enflasyon oranınız Ürdün'ün, Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın niye 8-10 misli? Hatta savaştaki, fiilen savaştaki Ukrayna ve Rusya'nın da. Ukrayna'dan da daha, evet, daha bir şey. Demek ki bir şeyi yanlış yapıyor ve ısrarla yanlış yapıyor. Yani Erdoğan'ın iki ekonomi yönetiminde bence iki inadı var. İkinciye daha gelmedik ama eninde sonunda o da olacak. Bu ekonomi, yani Erdoğan'ın politikaları değişmediği müddetçe ve rejim değişmediği müddetçe bu sefalet devam, daha kötüleşerek devam edecek. Birinci inadı faiz inadı, ikinci inadı IMF ile anlaşmama. IMF ile anlaşmak, IMF'ye gitse, yani bize IMF tukaka öğretildi. İşte emperyalist kuruluş, karımızı emer, şudur, dayatır, mayatır ama IMF kimseyi davet etmez. Pakistan da gitti, Mısır da gitti, Yunanistan da gitti, Endonezya gitti, Arjantin gitti. Bunlar aptal değil. Hepsi yani Londra'da dünyanın en yüksek faizini verip de borç arayacağına git IMF ile anlaş, adam gibi bir şeffaflık getireceğim. Kamu ihale yasasını 20 senede 200 kere değiştirmeyeceğim. İşte bu hazine garantili ihalelerle iş yapmayacağım. Ne bileyim, bütçeme zaptı raptı alacağım gibilerden vaatlerde bulunursan çok daha ucuza borç para bulabilirsin. Çünkü borcu da Türk milleti ödeyecek. Yani ama market alışverişindeki KDV ile ödeyecek. Ama benzin alırken verdiği ÖTV ile ödeyecek. Onun evet. için Türkiye ne kadar düşük faizde borç bulursa Türk milleti için o kadar iyi. Tercih Türk milletini. Evet. Nitekim zaten bütçede baktığımız zaman Sayın Özgündüz, yani yatırımlar kaleminden daha yüksek bir faiz ödemesi şeyi var. Gerçekten Türkiye borçlanma faizi açısından hani bu durumun gitgide katlanılamaz, sürdürülemez bir hal olmasının bir sebebi de Sayın Töken'in işaret ettiği. Biz bunu daha önce de burada galiba konuşmuştuk. Hani IMF ile ilgili Türkiye'deki algı mevcut serbest piyasa ekonomisi içerisinde bir model uyguluyorsanız IMF ile çalışmamak, yani çok bir bağımsızlık veyahut da Sayın Töker zaten bu bağımsız, tam bağımsız kavramına da karşı, onu da biliyoruz ama bu şey konusunu hem Sayın Cem Töker hem siz dikkat ettiniz. Sadece refahla ilgili de değil, özgürlükle ilgili. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki daha çok konsere gidebilmek için şu anda Türkiye'de ortalama kişi başına milli gelir 100 bin dolar dahi olsa son bir ay içerisinde neredeyse her 4 konserden 3'ü yasaklanıyor. Yani isteseniz de cebinizde paranız olsa dahi konsere İstanbul'da, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde bir genç istediği konseri gidip izleme imkanı da yok. Yani işin bu boyutu da var. Aslında tabii onların farkında değil mi bilmiyorum ama daha çok konsere gidebilmek için değil. Yani özgürce konsere gidebilmek için. Evet. Eğlenebilmek için. Efendim gece 12'den sonra tatil yerlerinde müzik dinleyebilmek için. Yani insanlar Sayın Toker'in de dediği gibi özgürlüğe doğru akış o yöne doğrudur. Siz kısarsanız efendim ne verirseniz verin mutsuz edersiniz ve insanlar gider. Bir de efendim yani sanki ülkede koşullar her şey çok iyi de insanlar buna rağmen işte haz peşinde ülkeyi terk ediyormuş gibi bir anlayış yanlıştır. Evet. Yani bugün işte efendim işte övündükleri sosyal konut projesine 3,5-4 milyon insan, yani evsiz insanlar müracaat ediyorsa ev umuduyla insanlar başını sokacağı, ki yani devletin asli görevidir sosyal devletin, vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamak. Yıllarca ihmal edilmiş, işte yine keza üniversiteler açıldı, öğrenciler başlarını sokacak yurt bulamazken, kiralık ev bulamazken insanlar haz peşinde koşmuyor. Herhalde AKP, hayatta kalma peşinde. Yani belki de kendi gençlik kollarından falan böyle bir şey mi alıyorlar bilemiyorum. Onların şeyi iyi anlaşılan, kendi genç kollarının rahatı yerinde gördüğüm kadarıyla. Çünkü genelde AKP'lilerin çocukları gidiyor. Geçtiğimiz günlerde öyle bir şey vardı. Hani bir AKP milletvekili bir kampanya başlatmış kendi gençlik kollarıyla ilgili. İşte iyilik hareketi diye bir şey yapmışlar. Her gün 3 kişiye merhaba diyorsunuz, günaydın diyorsunuz. Evet. Bonus kazanıyorsunuz. O kazandığınız bonuslarla işte sizi Londra'ya, Roma'ya, Floransa'ya gezmeye götürüyorlar ve yıldızlı otellerde ağırlıyorlar vesaire. Hani normalde
gerçekten hani bu kadar kamplaşmamış, kutuplaşmamış bir ülkede her sabah insanların birbirine söylemesi gereken bir günaydın için böyle bir bonus sistemi kurulmuş. Söylediğiniz gibi herhalde burada bir herhalde algı yanılmasına. Kendi genç kolları için söylüyorsa bir anlam ifade eder ama normal gençler için söylüyorsa ciddi bir yanılgı içinde diye düşünüyorum. Evet. Şimdi o zaman Sayın Toker, bir sıcak haber aslında bugün akşamüstü bir gelişme oldu. Hani diyoruz ya, Bir Sayın Cem Toker dedi ki bu bir ekonomik kriz değil yaşadığımız şey. Yaşanan siyasal krizin ekonomiye yansıması. O zaman bu siyasal krizi sonlandıracak bir rejim değişikliği. Rejim değişikliği demeyelim de bir sistem değişikliğine ihtiyaç var diye. Bunun için ortaya çıkmış bir ittifak var. Ve bu ittifakın içerisindeki gelişmeleri birazdan konuşacağız ama 2023'te bir seçim artık belli ki yani birkaç ay öne alınması ihtimali dışında artık 2023 diyebileceğimiz bir seçim. Ve bununla ilgili yapılan bir seçim kanununda değişiklik vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Demişti ki burada adil ve eşit bir seçim imkanını ortadan kaldırıyor. Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı sıfatıyla da ve hem de genel başkan sıfatıyla kampanya yapma, seçim çalışmaları yapma imkanları tanıyor. Bunu Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi götürdü ve Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunu reddetti. Şimdi Sayın Toker, hem Anayasa Mahkemesi'nin kararını bu ayrıca belirtelim, oy çokluğuyla almış bir karar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne anlama geliyor? Bu şartlarda bir seçim, birazdan tabii diğer ayrıntıları da gireceğiz ama bu kararla düşünürsek Cumhurbaşkanı hangi koşullarda bir seçim kampanyası yürütecek ve bunun olası sonuçları sandığa nasıl yansır? Bunu da yorumlamanızı isteyeceğim size. Tabii. 10 Haziran 2014 orada da bir yasa ihlali yapılarak Erdoğan aday olmuştu. Hatırlatayım. Evet. Erdoğan'ın girdiği bütün Cumhurbaşkanlığı seçimleri de dopingli olarak girmiştir seçime. Yani 100 metre yarışına 50 metreden başlamıştır Erdoğan. Nasıl olduğunu anlatayım. Çünkü ben Anayasa Mahkemesi'ne o zaman LDP Genel Başkanı olarak başvurmuştum. Yasa diyor ki, Ali Bey biliyordur herhalde, kamu görevlileri eğer aday olacaklarsa şu kadar hafta önce görevlerinden istifa etmeleri lazım. Evet. O zaman 10 Ağustos 2014 seçimlerinden önce Erdoğan başbakandı. Ve Yargıtay'ın içtihatları vardı. Bakanlar ve başbakan kamu görevlisidir diye. Erdoğan kendisine yapılan hakaret davalarını kamu görevlisine hakaret diye açıyordu ve kamu görevlisine hakaretten tazminatlar kazanıyordu. Ama Erdoğan istifa etmedi. Ben de o zaman bireysel başvuru hakkımız vardı. Bizim başka hakkımız yoktu. Anayasa Mahkemesi'ne Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini ifade eden bir dilekçeyle başvurmuştum. Anayasa Mahkemesi de YSK kabul ettiyse ben karışamam. Çünkü YSK'nın kararları başka hiçbir yargı merciğine evet, İtiraz edilemez diye bir yasa var Türkiye'de. Saçma sapan bir yasa o da. Yani 10 Ağustos 2014 seçimlerine Erdoğan başbakanlığın verdiği bütün güç ve kaynakları kullanarak, yetkisini de kullanarak dopingli olarak yarışa girdi. Aynı şekilde 24 Haziran 2018'de de bir partinin genel başkanı olmasına rağmen, bir aday olmasına rağmen devletin bütün kurumları onun emrindeydi. Bütçenin her kuruşu onun emrindeydi. Anayasa gereği tarafsız ve bağımsız kalması gereken bazı kurumlar var. Devleti devlet yapan. Evet. TRT var. Efendim, RTÜK var. Basın İlan Kurumu var. TÜİK var. Bütün bunlar, Türkiye'deki her kurum, istisnasız her kurum Erdoğan'ın bir parti genel başkanının emrine girmiştir. Onun için Türkiye'de adil ve eşit şartlarda anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde bir cumhurbaşkanlığı yarışı asla olmayacaktır. Anayasa Mahkemesi'nde kim kontrol ettiğini biliyoruz. Onun için evet, CHP tarihe not düşmek için başvurdu ama Anayasa Mahkemesi'nin bunu reddetmesi gayet olağan.
Ama hukuken yanlış. Yani eşit şartlarda bir seçim olmayacak. En önemli kurum Merkez Bankası. Yani bütün gelişmiş demokrasilerde merkez bankalarını siyasetten arındırıp nasıl bağımsız, otonom yaparız diye uğraşı verilirken Türkiye'de Erdoğan kendi kendine bir kararnameyle, yazdığı kararnameyle Merkez Bankası'nı bir gecede kendisine bağlamış. Ondan sonra da söz dinlemiyorlar diye 4 kere başkanlığı değiştirmiştir. Ha. Evet. Evet, şimdi aslında Sayın Toker, Sayın Özgün'üze dönmek istiyorum. Siz hem hukukçu olarak da Türkiye'de çok konuşulan bir şeydir. Yani yargının iş yükünden bahsedilir. Anayasa Mahkemesi Başkanı da sık sık katıldığı pek çok etkinliğine geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında Türkiye'deki yüksek yargının üzerindeki iş yükünden, yargının üzerindeki iş yükünden, bunu Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, herkes bütün etkinliklerde şikayet ederler. Bakıyoruz bir taraftan Türkiye'de bireysel başvuru hakkı tanıdıktan sonra yapılan başvuru sayısına yüz binlerce başvuru var. Evet. Buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde Rusya'da çekildiği için AİS'den, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden Türkiye birinci sıraya oturdu. Daha önce Rusya birinci sıradaydı. Şimdi ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği öyle kararlar var ki Sayın Özgündüz. Örneğin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu OHAL KHK'ları denen şeyle ilgili yine muhalefet partisi gidip de bunun anayasaya aykırı olduğu başvurusu yaptığı zaman Anayasa Mahkemesi ben yetkisizim diye bir karar verdi. Tıpkı Sayın Cem Toker'in daha önceki seçimde verdiğinde YSK'nın onayının dışında ben bir karar veren demesi gibi ki Sayın Toker bunu da eleştiriyor. Ama şimdi siz hukuksuzluğa baştan yol açan bir uygulama yaptığınız zaman ve bugün belki de Anayasa Mahkemesi'ne yapılan pek çok bireysel başvurunun gerekçesi o hukuksuz KHK'larla yapılan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan haksızlıklar ve hukuksuzluklar. Şimdi Anayasa Mahkemesi bazı temel konularda Sayın Toker dedi ki bağımsız olması gereken, zaten yargının sadece anayasının birinci derece mahkemenin bile bağımsız olması gerekiyor. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz, seçimle ilgili verdiği kararı ve YSK kararlarının hiçbir yargı denetimine tabi olmaması konusunda siz de Sayın Toker gibi mi düşünüyorsunuz? Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşı başka adli mercilere gidilememesi anayasa hükmü. Yani evet. Anayasa diyor ki efendim işte il seçim kurullarının kararlarına karşı bazen de resen Yüksek Seçim il seçim kurulu kararlarına karşı YSK'ya gidiliyor. Yine YSK'nın kendi aldığı kararlara karşı kendisine bir itiraz yapıyorsunuz. Onun verdiği karar kesindir artık. Evet. Başka bir yere gidemiyorsunuz. Ama bireysel başvuru hakkı kullanabilirsiniz. Yani seçme seçilme hakkının engellenmesiyle ilgili olabilir. Bireysel başvuru hakkının kullanılma sonucu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar da daha çok hak ihlali varsa tespit ve tazminattır. Evet. Yani geriye doğru efendim, işletecek bir YSK'nın yerine geçerek bir karar verme yetkisi yok. YSK'nın kararını ortadan kaldırma gibi bir yetkisi yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bugün verdiği karara gelince bizim partimiz Cumhuriyet Halk Partisi iki noktada bu yasayı götürmüştü. Bir, seçim kurullarının oluşumu. Daha evet. önceden biliyorsunuz 2 yılda bir kıdemli hakimin başkanlığında seçim kurulları oluşurdu. Şimdi getirilen yasayla kura usulü, birinci sınıf hakimler arasından kurayla seçim usulü getirildi. Bunu reddetmesi, tabii gerekçeli karar yayınlanmadan bir şey diyemem ama yine hukuksal anlamda bir yere oturabilir. Bu oturtulabilir. Fakat diğer konuda Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarına uyma zorunun olmadığına karar vermesi bence anayasaya aykırı. Çünkü şu andaki anayasaya göre yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır. Bizim eski sistemde başbakan ve bakanların efendim seçim yasaklarına uyma zorunluluğu vardı. Evet. Siz şimdi başbakan ve bakanlar kurulu çıkarmışsınız, Cumhurbaşkanı koymuşsunuz. Nihayetinde oradaki başbakan ve bakanlar yürütmeyi temsil eden. Yürütme organı. Evet, yürütme organı. Bugün Cumhurbaşkanı'nın üstlendiği görev. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı'nın da efendim bu seçim yasaklarına uyması, yani seçim sürecinde efendim kamu kaynaklarını kullanmaması, resmi açılış ve törenler yapmaması, yapacağı açılış ve törenlere diğer kamu görevlilerinin katılmaması kuralına Cumhurbaşkanı da uyması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda biz siyasi partinin genel başkanı ve yarışlara giriyor. Eğer bunu derse Anayasa Mahkemesi anlarım.
Ya Cumhurbaşkanı zaten kenarda durmuş, aday değil. Evet. Yani diyelim ki son dönemde olan bir Cumhurbaşkanı olsa, ikinci dönem, yani bir daha aday olma imkanı kalmayan bir Cumhurbaşkanı olsa anlarım. Cumhurbaşkanı efendim zaten aday değil. Dolayısıyla evet, seçim propagandası yapmıyor. Ama eğer aday olacak bir Cumhurbaşkanı ise, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla kamu kaynaklarını kullanıyorsa, o zaman eşitlik ilkesine aykırıdır, anayasanın ruhuna aykırıdır. Evet. Evet. Yani bu şartlarda da haliyle bir eşit seçim, adil yarışın çok da mümkün olmayacağını ki yani, Sayın Cem Töker dedi ki zaten bugün değil, 2014'ten bu yana hiç adil seçim olmuyor, hep dopingli şekilde. Doğru Sayın Töker'e katılıyorum, aynen katılıyorum. Ama işte sonuçta balık baştan kokuyor. Tabii ki hak ve özgürlükler ihlal edildiği zaman vatandaşın gideceği son merci yargıdır. Evet. Yargı bağımsızlığı onun için çok önemlidir. Yani efendim işte Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme, yargı organlarını bütün kurum ve kuruluşları bağlar deniyor. Herkes uysun ama iktidar işine geldiği zaman Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerini tehdit ediyor bakan. Diyor ki hadi bakalım yürüyün sokakta da evet, görelim gibi toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili verdiği kararda. Öbür taraftan böyle karar verdiği zaman da, işine geldiği zaman da destekliyor. Böyle olmaz. Yani yargı konjonktüre uymamalı. Yargı hukukun üstünlüğünü savunmalı. Ha. Konjonktürel olaylara göre, rüzgara göre eğer yön değiştirirse o zaman güvenilirliği de kalmaz itibarda. Kalmaz ve vatandaşın son umut kapısı da bu şekilde artık kapı olmaktan çıkar. Evet. Yargının aynı durumu. Mi? Buyurun Sayın Töker. Buyurun Sayın Töker. Rejimin ne kadar tutarsız olduğunu ve hukuka aykırı olduğunu sergilemek için soracağım. Üçümüzden biri bir suç işlesek hakkımızdaki iddianameyi kim yazsın diye savcımızı seçebilir miyiz? Seçemeyiz. Tabii ki. Öyle. Herhalde öyle bir şansımız yoktur. Evet. Ama Erdoğan seçebiliyor. Çünkü Erdoğan anayasal bir suç işlerse ve yargılanması gerekirse, yargılanması gereken bir suç işlerse, savcılık görevini Erdoğan'ın eliyle belirlediği milletvekilleri belirleyecek. Aynen. Peki siz, ben veya Atakan Bey bizi yargılayacak hakimi yemeğe götürebilir miyiz? Götüremeyiz. Ama Erdoğan götürüyor her sene. Evet. Davet ediyor evine Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı her yargı yılı açılışında Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı hepsini saraya davet ediyor ve Anayasa Mahkemesi Başkanı, Erdoğan'ı yargılayacak kurumun başkanı, heyetin başkanı saraya gidiyor, topuk selamı verip Erdoğan'ın sofrasına oturup birlikte yemek yiyebiliyorlar. Bunlar demokratik hukuk devletinde benim açımdan kabul edilebilir şeyler değil. Peki, Sayın Töker çok haklısınız. Hatta daha ötesini söyleyeyim. İki sene öncesine üçün bir çay toplama mevzusu da var. Adli yılın açılışı da sarayda yapıldı biliyorsunuz. Yani bütün gelenekler evet, alt üst edilmişti. O yüzden de Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı adli yıl açılışına gitmiyordu. Keza Barolar Birliği Başkanı gitmiyordu. Niye? Çünkü sarayda adli yıl açılışı olmaz. Böyle bir şey olur mu? Yani 28 Şubat sürecinde efendim işte askerler yargıya bir imkik verdi, hakimler kalktı ayakta alkışladı diye ortalığı evet, kıyamet koparanlar şimdi hakimler diyorlar tabiri caizse yön çiziyorlar, efendim şey belirtiyorlar, hedef belirtiyorlar ve bu kişileri atayan da yargıyı hakim savcılara atayacak HSYK üyelerinin çoğusunu keza Cumhurbaşkanı atıyor, yine meclis çoğunluğuyla kendisi belirliyor. Anayasa Mahkemesi üyelerini keza kendisi atıyor. Yargıtay Başsavcısını kendisi atıyor. Ve yine dediğiniz gibi efendim bakanlar, Cumhurbaşkanı, eskisinden de Başbakanı yargılanabilmesi için Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması ve Yüce Divan'a sevk kararı verirken meclis aynı zamanda savcılık görevini yapıyor. Keza orayı belirleyen de kendisi. Dolayısıyla ve yine biliyorsunuz en son anayasa değiştiğiyle Yüce Divan'a sevk için efendim 3/2 çoğunluk lazım. Yani 400 milletvekili lazım. Soruşturma önergesi verebilmek için eskiden biliyorsunuz 10'da 1'di. Yani 55 milletvekiliyle önerge verilebiliyordu.
Şu anda sal çoğunluk. Yani 301 milletvekili bir bakan hakkında soruşturma açılması için önerge verecek. 5'te 3 çoğunlukla 360 milletvekili bu önergenin görüşülmesini kabul edecek. Görüşüldükten sonra da Yüce Divan'a sevk için 3'te 2 çoğunlukla karar verecek. Neredeyse imkansıza getirdi. Yani son yapılan anayasa değişikliği aynı zamanda AKP'nin geçmişinin de yargılanmaması için yapılan bir anayasa değişikliğidir. Bu da ambalajlandı, gözden kaçırıldı. Çünkü usul kanunu gereğince siz yani AKP döneminde geçmişe doğru da efendim daha önceki yasa anayasa buydu. Ona göre ben sevk ederim diyemezsiniz. Şimdiki yürürlükteki anayasaya göre ancak 3'te 2 çoğunlukla sevk edebilirsiniz. Kaldı ki bakanların görev süresi bittikten sonra da bu devam ediyor. 17-25 Aralık dayı. Tabii bu bakanlar görevi bittikten sonra dayı. Yani milletvekili gibi değil. Evet. Sayın Sönmez. Milletvekilleri şu anda suçlarsa dokunulması dosyası bekliyor. Görevi bittikten sonra o dosya evet. açılır. Gel kardeşim. Normal mahkemelerde yargılanırlar. Ama bakanlar milletvekili olmamasına rağmen, dışarıdan atanmış olmasına evet. rağmen yargılanması için az önce anlattığım prosedür. Yani meclis ancak 3'te 2 çoğunluğuyla Yüce Divan'a sevk evet. karar verecek. Gitse dahi orayı atayan da zaten yürütmenin başı bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı olduğu için kendi hakimini tayin etmiş oluyor. Yani aslında dediği çok doğru. Evet. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Yürütmenin yargı denetiminden kaçınması neredeyse bir anayasal norm haline getirilmiş gibi bir durum maalesef. Ortaya çıkıyor maalesef. Şimdi konuşuyoruz. Durum bu yargının durumunu konuştuk. Seçimler tabii ki 2023 seçimlerinin yine eşitsiz koşullarda olmasının en azından Anayasa Mahkemesi'nden sorun görülmediği bir tablo ortaya çıktı. Ve bir taraftan da muhalefetin hazırlıkları ve altılı masa. Şimdi aslında burada biz daha önce işte Sayın Özgündüz ısrarla altılı masayla ilgili farklı düşünceleri ortaya koyuyordu. Bu akşam yine bunları kendisine yönelteceğim soru olarak ama Meral Akşener dün akşam katıldığı bir televizyon programında bazı açıklamalar yaptı ve bu açıklamalar farklı yorumlandı ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden şu ana kadar bir cevap niteliğinde bir şey olmadı. Sayın Toker, Meral Akşener'in dün akşamki programını izlemişsinizdir veyahut da izlemediyseniz de bugün o açıklamaları Buyurun. Muhakkak okumuşsunuzdur, takip etmişsinizdir. Ben şuradan başlamak istiyorum. Dilerseniz burada Sayın Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmez çünkü bir minnet borcu var diye düşünülüyor diye Altaylı'nın sorusuna verdiği yanıttan başlayalım. Bizim bir minnet borcumuz yok, hatta alacaklıyız. 31 Mart'ta biz bunun borcunu ödedik, alacaklı duruma geçtik dedi. Siz bu açıklamayı nasıl yorumladınız? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bir itiraz şerhi olarak mı okudunuz? Masayla ilgili sizin hani masa çatır diyor vesaire gibi zaten kurulduğu günden beri zaten iktidar medyasında bu tip şeyler yapılıyordu da bu açıklamalar Sayın Akşener'in bizim borcumuz yok alacaklıyız açıklaması ne anlama geliyor? Siz nasıl yorumlarsınız? Her şeyden önce sembolik bir yorum yapayım. Ben o birliktelik bence Cumhuriyet tarihinde eş emsali görülmemiş. Altı farklı ideolojiden partinin bir araya gelmesi ve bir arada kalması müthiş bir başarı. Gurur tablosu. Onun için o birlikteliğe masa yani bir mobilya parçası gibi altılı masa denmesini ben itiraz ediyorum. O millet ittifakıdır. Hatta demokratik cumhuriyet için bir millet ittifakıdır. Ama işte algı operasyonlarıyla herkesin ağzı alıştı. CHP'liler bile altılı masa diyorlar. Neyse mesele o değil. Şimdi ben 1,5 senedir bu tartışma ne zaman başladıysa veya bu ittifak bir araya gelip toplantılara başladığı zaman ben buradan bir çatı adayda anlaşılmasını çok çok zor görüyordum. Hala da öyle görüyorum. Yani dün gece şeyin de söylediği, Meral Akşener'in de bence söylediği ben oradan bir çatı adayda anlaşmanın zor olduğunu hala o pozisyonumu koruyorum. Ama öte yandan Kılıçdaroğlu da evet 2014'te 10 Ağustos 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu diye birisini öne sürdü. Hiçbirimiz anlayamadık neden ve hangi gerekçeyle. Daha geçen gün kendisi söyledi Ekmelettin Bey hala tanımayanlar var diye. Tanınmıyor Türkiye'de diye. Ona rağmen Erdoğan'ın karşısına o sürüldü.
2018'de yine aday olmadı Kılıçdaroğlu. Abdullah Gül'ü çatıdan yapmak istedi. Meral Akşener itiraz etti. Ama bu üçüncü seçimde bu ittifakta gösterdiği başarı, yerel seçimlerdeki zafer sonrası kendisinin hakkı olarak görüyor. Hakkı olarak görebilir ama bu yani senin hakkın diye de benim açımdan Türkiye Cumhuriyeti için beka seçimidir bu. İleri veya geri seçimidir. Orta çağ ile günümüz çağının arasında bir tercih yapılacaktır. Ben o çerçeveden bakıyorum. Ve içerideki diğer 5 partide kazanmayacak bir adaya angaje olmak istemeyeceklerdir. Bunu eğer seçim kaybedilirse seçmenlerine anlatamazlar. İtibarı toparlayamazlar. 5 sağ partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, Davutoğlu'nun, Deva'nın kolay kolay evet diyebileceğini pek zannetmiyorum. Şu soruyu da soruyorum daima ve şu pozisyonumu koruyorum. İki ayrı şey. Ben Türkiye'deki seçmen eğilimlerine bakıyorum. Çok partili rejime geçtik. İşte kim bilir kaç tane seçim yaptık. Yani Türkiye'de seçmenin yaklaşık %70-75'i sağ eğilimli seçmen. Ama dinci sağ, ama milliyetçi sağ, ama merkez sağ. Yani seçim bir Ecevit dönemi hariç. Genelde seçimler böyle sonuçlanmış. Evet. O zaman Erdoğan'ın karşısında aritmetiğe baktığımız zaman soldan oy alabilecek sağ tandanslı bir adayın şansı daha yüksek gibi görünüyor. Sağ, yani Mansur Yavaş gibi, yani Ekrem İmamoğlu gibi. Solun da Ankara'yı nasıl aldılar? CHP'liler de sağ tandanslı, sağ kökenli bir siyasetçiye oy verdiler. Mansur Yavaş da öyle. Sağ kökenli bir siyasetçi ama CHP'de siyaset yapıyor. Yani ben her yönden bu seçimin kazanılması için ne bileyim seçmen eğilimleri, buna sosyoloji mi denir, efendim, aritmetik her yönden irdelenip bir karar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi son iki yılın Kılıçdaroğlu, peki Kılıçdaroğlu çok istiyor aday olmak, destek istiyor o masadan kendisine, tamam kabul. Ama şunu soruyorum, Kılıçdaroğlu son iki senenin en başarılı siyasetçisi Türkiye'de, kabul ediyorum. Mesela bu birlikteliği oluşturdu Millet İttifakı, evet. Tebrike şayan. Yerel ki Sayın Akşener de bunu teslim ediyor bu hakkında, yani o masayı bir araya getiren Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Tabii, orada hiç itiraz yok. Bir arada tutmak müthiş bir başarı. Ondan sonra gündem belirlemeye başladı Kılıçdaroğlu. Bir cesaret geldi yerel seçimlerden sonra. Özgüven geldi muhalefete. Gündemi eskiden AKP belirlerdi, muhalefet peşinden koşardı. Artık bakıyorsunuz muhalefet belirleyebiliyor çoğu zaman gündemi. O 128 milyar olayıyla başladı. Evet. Sedat Peker'in iddialarıyla devam etti. Bu da takdire şayan. Hiç iyi de öldür, hakkını yeme. Ondan sonra gündemi belirlediği gibi bir helalleşme girişiminde bulundu. Sağ muhafazakar seçmenin kalbini kazanmak için işte o girişimleri takdir edenler oldu, eleştirenler oldu ama çoğunluk ne yani siyasi gözle baktığınız zaman olumlu bir hareket, gerginliği giderici, kutuplaşmayı giderici, geçmişle hesap şey yapma, geçmişi kabullenme. Ondan sonra şeyi bakıyorum, popülizm, yani milletin, vatandaşın bu ekonomik krizde duymak istediği şeyleri söylüyor, onu da vereceğiz, bunu da vereceğiz, işte aileye maaş bağlayacağız, kadına maaş bağlayacağız, öğrenci yurtlarına şöyle yapacağız, bunu yapacağız. Yani milletin duyma her şeyi yapmasına sizin rağmen. Liberal olarak aslında çok da kabul etmeyeceğiniz vaatler de var bunların arasında. Tabii. Var. Onlara oraya girmiyorum. Evet. İdeolojik tartışma yapmıyorum. Evet. Sadece Kılıçdaroğlu'nun şu anda bu başarılarıyla hele hele bu tarihi bir ekonomik sefalet döneminde Erdoğan'ın fersah puan önüne geçmiş olması lazımdı. Ama anketlere baktığımız kadarıyla öyle bir fark göremiyoruz. Yani bir şey eksik kalıyor. O masada ben şeyi göremiyorum Atakan Bey, Ali Bey. Tamam
işte oturuyorlar, konuşuyorlar, efendim güçlendirilmiş parlamenter, hukuk devleti, kuvvetler ayrımı, demokrasi, şu bu. Ama o mesajı pazarlayacak bir heyecan veren bir siyasetçi yok topluma. Yani Sirkele Süleyman düşecekler, Demirel gibi vatandaşa damardan girip hitap eden, Tonton Özal, Umudumuz Karaoğlan gibi bir, yani o şeyi pazarlayacak bir liderlik göremiyorum, bir karizma göremiyorum. Bu da maalesef Orta Doğu siyasetinde önemli bir şey. Hele hele son yılların en hitabet gücü yüksek, karizmatik, vatandaşla diyalog kurabilen, empati kurabilen, ikna kabiliyeti çok yüksek bir Erdoğan'a karşı çıkacağınız zaman yani nasıl bir aday araması lazım? Çatı aday olacaksa olmazsa da mükemmel bir devleti temsil eden ağırbaşlı Necdet Sezervari bir cumhurbaşkanı mı arıyoruz? Yoksa Erdoğan'ı miting meydanlarında alaşağı edecek, ona dersini verecek, dişe diş, başa baş mücadele gösterebilecek bir siyasetçi imajında, kişiliğinde bir aday mı arıyoruz? İkisi çok farklı kriter gibi geliyor bana. O zaman sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Sayın Akşener'in kaygısı Kılıçdaroğlu'nun aday profilinin uygun olup olmaması değil, seçimi kazanıp kazanmamakla ilgili bir tereddütün olmasından kaynaklanıyor diyorsunuz. Sanki Sayın Toker'in de öyle bir kaygısını var gibi. Şimdi, o yüzden size döneceğim Sayın Özgündüz hemen bu konuda. Şimdi Sayın Toker dedi ki bir sosyolojiden yıllardır bahsedilir Türkiye'de. Kabaca işte 60'a 40, 65'e 35, 70'e 30 arasında değişen sağ seçmen, evet, sol seçmen diye bir kabul, sosyolojik kabul. Bazı siyaset bilimciler buna itiraz etseler de böyle bir şeyden bahsediyor. Dedi ki Sayın Toker, soldan oy alabilecek bir sağcı aday tercihi daha doğru olabilir dedi. Peki sağdan oy alabilecek bir solcu aday olamaz mı? Ben onu tercih ederim. Yani şimdi tabii merkez sağ. Yani o eğer olacaksa merkez, da hani merkez, sağdan oy alabilecek solcu aday profiline uygun değil mi Kılıçdaroğlu? Hayır, Sayın Sönmez, şimdi o 60'a 40 dersek, evet, ya da 65'e 35 sağ sol yelpazesi dersek şu anda merkez sağ, yani o 65'in içinden ve İslamcı sağın bir kısmı burada. Yani solla birlikte. Yani evet. Sayın Toker'in demokratik Cumhuriyet İttifakı dediği bu masada. Yani bugün İyi Parti merkez sağ, efendim, oraya oturmak iddiasında olan, o yolda ilerleyen bir parti. Deva Parti ve Gelecek de bu iddiayla aslında. Deva ve Gelecek. Demokrat Parti zaten gelenek olarak onlar, orada. Onlar Deva, Gelecek, efendim, ve Saadet Partisi İslami gelenekten gelen, milli görüş geleneğinden gelen, işte Deva biraz daha liberal diyelim. Evet. Sonuçta o da sağ. Bu tarafta da sol var. Bu ikisini birleştirdiğimiz anda aslında şu anda Erdoğan iktidarı bu kadar yıpranmışken rahatlıkla Cumhurbaşkanı kazanılabilir. Yani şu aşamada ben zaten Erdoğan'a oy vermem diyen kesime baktığımız anda anketlerde %60 civarında. Evet. Yani ne olursa olsun Erdoğan'a oy vermem diyen bir seçmen var. Önemli olan miting alanlarında Erdoğan'ı devirecek kişiden daha çok topluma güven verecek, huzur verecek, efendim, gelecek kaygısını giderecek, ekonomiyi düzeltme inandırıcılığı olan bir kadro hareketi bence. Çünkü gerek Sayın Kılıçdaroğlu, gerek Akşener ve diğer liderler konuşmalarında bunu da söylüyorlar. Biz ikinci bir Erdoğan seçmek, evet, istemiyoruz. Yani efendim güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişmesi bu konuda uyacak. Devlet tecrübesi olan yerine bunu içselleştirmiş olması lazım. Yoksa o koltuğa oturan bir adam yarın devam eder. Yani ben bunları yapmam lazım. Çok fazla da nasıl olsa işte siyasi gücü yok parlamentoda derseniz orada da o gücü oluşturur. O süper koltuk, o süper yetkili koltuğa oturan kişi parlamentoda da o gücü oluşturabilir. Dolayısıyla dikkatli gitmek lazım. Yani yoksa çıkıp da ben bu oy benim oyumdur, kişisel oyumdur, geçmişte bazı arkadaşların yaptığı gibi o hataya düşerse, kendinden menkul zannederse bu kişi, seçilen kişi,
o ikinci bir Erdoğan olur. Evet. O zaman demokratik Cumhuriyet İttifakı paramparça olur zaten. Bir de o tehlike var. Anlıyorum. Şimdi Sayın Özgür'ün bu konudaki fikirlerini biliyorum zaten. Bazı konuları yine konuşacağız ama şimdi bir çatı aday çıkartılması konusunun zor göründüğünü söylediniz Sayın Toker. Haliyle bugüne kadar da henüz bir adayın ortaya çıkmamış olması bu yakın döneme kadar bir strateji olarak değerlendiriliyordu. Ama artık seçmende de bazı siyasi yorumcularda da hani artık gerçekten toplan dağıl bir şey oldu ve bir ismin ortaya çıkmaması ve sizin de söyleminizde bir çatı adayı konusunda bu altı partinin bir isim üzerinde uzlaşmasının çok kolay görünmemesi. Sayın Özgür'ünüz ısrarla şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı adaylığı ve Cumhurbaşkanı seçimine çok fazla odaklanılması yerine yanlış parlamentodaki mümkünse 400, bu değilse 360 vekilli anayasayı değiştirecek bir çoğunluk hedeflemek lazım. Orası da oraya yönelmek lazım. Aynen. Şimdi bu masa, siz masa denmesine de itiraz ediyorsunuz. Bu altılı ittifak diyelim. Bu altılı ittifak masa bütün enerjisini ortak çatı adayı yerine sizce de hatta gerekirse burada bir seçim stratejisi de oluşturup belki bir iki veya üç ayrı listeyle seçime girip sizce de bunu mu öncelikli hale getirmeli? İlk turda belki herkes kendi adayıyla seçime girip kendi tabanlarında daha fazla sandığa götürüp genel seçim sonuçlarını da etkileyebilecek bir yoğunlukla mı sahada olmalı? Yoksa çatı aday konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa bu ittifak amacına ulaşamaz mı? Hangi noktadasınız? Sizin bu ittifak için öneriniz ne olur? Veyahut da doğru olan hangi adım olur? %100 katılıyorum. Artık iki pusula gelecek. Birinci pusulada Erdoğan'ın dopingli bir yarışçı olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla da Erdoğan'ın devletin bütün imkanlarını, gücünü, kurumlarını arkasına alarak bir de kendine has artıları var demin saydığım gibi. Hitabet gücü, efendim ikna kabiliyeti, kendi seçmeniyle empati kurabilme, şu bu. Erdoğan'ı yenmek o kadar kolay değil. Dopingli bir aday diyoruz işte 50 metreden başlayacak. Evet. Ama şunu da merak ediyorum. Evet ben olsam oturup 360 ve üzerini hele hele bir de 400 gibi... Bakın AKP milletvekilleri sokağa çıkamıyor beyefendi. Evet. Çarşıya, pazara çıkamıyorlar. Bir tanesini göremiyorsunuz halkın arasında. Bu ortamda meclis çoğunluğu, hele hele böyle nitelikli bir meclis çoğunluğu Erdoğan'ın seçildiğine bin pişman eder. Ve Erdoğan bunu seçim gecesi de öğrenmez. Meclisteki çoğunluğu ciddi bir şekilde 2-3 ay önceden anketlerde görecektir bunu. O zaman ne yapacaktır? Şimdi Erdoğan acaba ben Cumhurbaşkanı seçildim peki ama meclisi büyük bir çoğunlukla kaybettiği zaman veya kaybedeceğini gördüğü zaman aday olmak ister mi? Ben istemem. Evet. Ben böylesine bir meclis çoğunluğu karşısında kukla olurum ya. Cumhurbaşkanlığı makamında hele anayasayı referanduma götürecek bir çoğunluk, mecliste değiştirebilecek bir çoğunluk karşısında ben o gece istifamı veririm. Ama bunu tabii o gece öğrenmeyeceği için belki de adaylıktan çekilmeye kadar gidebilir. Çünkü ben yani sadece mantığımla gidiyorum. Ben nerede güçlüyüm kardeşim? Meclis pusulasında ben güçlüyüm. Altı parti bir arada. Ne bileyim çünkü şimdi bakmayın AKP seçmeni içinde de elini vicdanına koyup da artık yeter diye çok doğru düzgün insanlar mutlaka vardır alternatif arayan. Ve bu alternatifler artık mevcut. Babacan var, Davutoğlu'nun partisi var, Saadet Erbakan unsuru var, İyi Parti var, Merkez Sağ için. Yani 360 hayal değil ve bir şey daha var. Seçime kadar ben ekonomi konusunda tünelin ucunda bir ışık görmüyorum. Bu kafayla devam ettiğim müddetçe sadece hikaye. Yılbaşından sonra rahatlatacağız, evet. Zam yapacağız falan filan. Bunlarla ekonomi düzelecek gibi değil. Onun için evet. Kısa vadede... Çatı aday... Sayın Toker,
kısa vadede para basarak iktidar yılbaşında memura, işçiye, emekliye yine para dağıtarak seçime giderse bunun kendileri açısından olumlu bir etkisi olmaz mı? Ali Bey, burada işte görev muhalefete düşüyor. Bunun uzun vadede çok daha ağır neticeleri olacağı insanların cebine sefalet konusunda. 2015 seçimlerinden bir örnek vereyim size, somut bir örnek hatırlatayım. CHP'nin bastırmasıyla 2014'te enflasyon tek haneliyken CHP bastırdı ve AKP'yi asgari ücrete enflasyonun 4 mislinden fazla %30 zam yapmaya zorladı. O da popülist bir davranıştı, yani %30 bir zam müthiş bir şeydi. 1000'den 1300'e çıktı 2015'te, ama ne oldu Haziran'da? Seçmen bunu yemedi ve ilk defa AKP'yi tek başına iktidar olmayacak bir seviyeye çekti sandıkta. Yani bunu doğru anlattığımız zaman, mesela ben her yerde, her televizyonda Maduro örneğini veriyorum. Maduro Venezuela'da 2018'de asgari ücreti 2 ayda bir arttırdı, zam yaptı. Karşılıklı para basarak darphaneyi çalıştır, kağıt parçalarını para diye millete verdi. 6 kere zam yaptı 2018'de asgari ücrete. Ondan sonra şeyin enflasyonu, Venezuela'nın enflasyonu 4 haneli rakamlara çıktı. Onun için bu kafayla gidilirse artık bunu muhalefet anlatacak ekonomi konusunda. Seçmeni ikna etmeye çalışacak, ama seçmen de zaten 2015 tecrübesini önümüze koyduğumuzda o kadar kapalı değil bu şeye. Popülist ekonomik seçim ekonomisinin başına neler getireceğini biliyor. Tecrübesi var diyorsunuz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Sayın Toker'in söylediğinden benim anladığım şey şu. Sayın Özgünüz, reklam dönüşü bunu size de soracağım. Muhalefet veyahut da işte ittifak veyahut da masa, altılı masa, Erdoğan'ı yenmek yerine AKP'yi yenmek konusunu öncelik hale getirirse, ki Sayın Toker'in söylediği AKP vekilleri sokağa çıkamaz haldeyken, her ne kadar işte hem anayasanın Erdoğan'a tanıdığı geniş etkiler ve burada eşitsiz koşullarda bir seçim ve Erdoğan'ın da 20 yıllık, 25 yıllık siyasi geçmişindeki kendi kişisel avantajlarını da kullanacağı, o zaman zayıf halkayı vurmak lazım, AKP'yi yenmeyi öncelemek lazım dedi Sayın Toker. Bu konuda Sayın Özgür'ün, ben aşağı yukarı zaten daha önce konuşmalardan biliyorum ama bu konuyu da hem Sayın Akşener'in açıklamalarını da yorumlamasını isteyeceğim. Sayın Akşener'in başka açıklamaları var, onları da konuşacağız tabii ki, ama kısa bir reklam arasından sonra. Tekrar iyi akşamlar değerli izleyiciler. Not defteriyle karşınızdayız. Değerli konuklarımız stüdyoda Sayın Ali Özgündüz, Skype hattımızda Sayın Cem Toker'le beraber siyaset gündemini konuşuyoruz. Ve altılı masa diyelim biz yine. Altılı masada bir ortak aday, çatı aday arayışı varken Sayın Meral Akşener'in açıklamaları ve onun üzerinde. Şimdi reklam arasına gitmeden önce Sayın Cem Toker dedi ki, muhalefet veyahut da ittifak gücünü ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığına değil, meclisteki çoğunluğu elde etmeye harcamalı dedi. Şimdi Sayın Özgür'ünüz, bunu siz uzun süredir dile getiriyorsunuz aslında. Yani mecliste anayasayı değiştirme çoğunluğu elde eden bir tablo ortaya çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı kim olduğunu hiç önemi yok. Kim olursa olsun, evet. Veyahut da Cumhurbaşkanlığı kazanırsanız ve mevcut halde meclis çoğunluğunu yine Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman da çok da anlamlı bir seçim sonucu olmayacak diyorsunuz. Şimdi Sayın Akşener'in açıklamaları ve sonrasında Deva Partisi'nden de Sayın Akşener'in açıklamalarını destekler mahiyette açıklamalar geldi. Örneğin İdris Şahin dedi ki, bizi rahatlattı dedi Sayın Akşener'in açıklamaları. Çünkü orada başka bir ifade daha kullanmış Sayın Akşener. Demişti ki, bu masadaki liderler noter değil, yani bir isim gelecek ve biz ona diyeceğiz diye bir şey yok diye, ki başından beri zaten Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Aslında bunu söyleyen yok yani Sayın, evet. Kılıçdaroğlu da artı yani Kılıçdaroğlu ben adayım demedi ki. Yani sadece İzmir konuşmasından efendim parti içinde kardeşim bana inanıyor musunuz, ben size sırtımı dayamak istiyorum, benim yanımda mısınız?
Yani bir defa parti gücünü arkasına aldı. Sayın Akşener dedi ki biz bunu, hem Deva Partisi Sayın Akşener dedi ki biz bunu parti içine verilmiş bir mesaj olarak. Doğru. Mesaj yani, parti içine miydi? Tabii parti içine, yani dolayısıyla da genel başkan diyor ki parti örgütü benim arkamda. Ha. Ha kendisini mi masaya sunar, başka bir ismi masaya götürür. Yani aynı zamanda bunu demek istiyor. Ben partinin lideri olarak parti örgütümün gücünü arkama alarak buraya geldim. Şimdi gelin konuşalım. Sonuçta altılı masadan çıkacak elbette aday. Yani evet. Sayın Kılıçdaroğlu ben adayım da dese altılı masaya öneri olarak sunacak. Evet. Çünkü son yapılan liderler toplantı sonucu yapılan açıklamada efendim adayını bu ittifak belirleyecek diye deklare ettiler. Aslında ben o güne kadar bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı belirleme ittifakı olmadığını, demokratik parlamenter rejime geçiş için bir kurulmuş bir ortak anlayış olduğunu savunuyordum ama son açıklamayla artık Cumhurbaşkanı adayını da biz ortak belirleyeceğiz dedikten sonra başka bir merhaleye geçilmiş oldu. Ortak aday tek aday mı olacak? Yoksa efendim aday üzerinde uzlaşma olmazsa ikinci tura kalması halinde destek açıklaması şeklinde mi olacak? Bilemiyorum ama Sayın Toker'in de az önce söylediği gibi parlamento çoğunluğuna eğilmek daha önemli çünkü asıl masanın kuruluş amacı parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, bu tek adam rejiminden ülkeyi kurtarmak ise eğer, siz parlamento çoğunluğunu elde edip anayasayı değiştirecek gücü elde ettikten sonra siz zaten istediğiniz değişikliği yaparsınız. Erdoğan dahi Cumhurbaşkanı olsa etkisiz, yetkisiz, hatta isterseniz Cumhurbaşkanı makamını da efendim saray değil, ulustaki bir bina olarak belirlersiniz. Oraya taşırsınız. Efendim uçaklarını alırsınız. Sadece resmi ziyarete gittiği zaman bir uçak tahsis edersiniz. Korumasını azaltırsınız gibi. Yani her şey kanunla, efendim anayasayla olacağına göre sizin de bu çoğunluğunuz varsa parlamentoda bunları yaparsınız. Ama Cumhurbaşkanı seçmişsiniz. Meclis çoğunluğu eğer bu taraftaysa şu anda bizim büyükşehirlerde yaşadığımız sıkıntıları yaşamaya devam ederiz. Aslında bunun bir mikro göstergesi de oldu büyük şehirlerdeki belediye meclisi ve başkan tablosu. Sayın Toker, az önce siz hatırlattınız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir Ekmelettin İhsanoğlu tercihi oldu. Böyle benzer bir şey olmasın diye. Bu CHP tabanında da çok konuşulan bir şey ama az önce Sayın Özgür'ün söylediklerinden ben şöyle bir anlam çıkardım. Sayın Kılıçdaroğlu kendisini aday olarak masaya sunmasa dahi kendisinin sunacağı bir aday. Sonrasından biz şunu anladık ki aslında o günkü İttifak Milliyetçi Hareket Partisi'nin o gün muhalefette yer alırken Ekmelettin İhsanoğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı olmadığını, Bahçeli'nin önerisiyle adaylaştırıldığını sonradan öğrendik ve nihayetinde Ekmelettin İhsanoğlu da Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili oldu. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları, yani kendime aday olarak ortaya koymasam dahi benim önereceğim adayı, yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylaştırılması sürecindeki gibi masaya eli daha güçlü giderek kendi önereceği ismin adaylaşması için bir strateji, bir taktik olabilir mi? Siz bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık pek çok köşe yazarı, siyaset analizcisi, yorumcusu diyor ki evet artık adaydır diyor. Siz hala Kılıçdaroğlu'nun kendisi dışında Sayın Kılıçdaroğlu'nun başka bir isim önerebileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi olabilir. Gerçeği görürse, objektif davranabilirse yani kendisine özgüveni geldi ve kazanabileceğine inanıyor. Yerel seçimde gösterilen başarı Kılıçdaroğlu'nu bu yolda girmeye itiyor. Ama diğer 5 parti hayır derse ve bu kadar işte bu masanın etrafında kararlaştırılacak, zaten şeyin de dediği o, Akşener'in dediği burası noterlik makamı değil demesi, mesela bilmiyoruz ki o masanın etrafında ne konuşuluyor. Yani o Kılıçdaroğlu onlara soruyor mu, sizin ortak bir adayınız var mı, bunlar
kendi aralarında da mutlaka görüşüyorlar, ediyorlar. Bu aşamaya kadar hiç aday konuşulmadı Sayın Toker. Bütün yapılan açıklamalarda aday konuşulmadığı söyleniyor zaten. Evet. Ama birbirlerini teke tek de ziyaret ediyorlar. Orada aday konuşulmadığını inanmak belki bana zor geliyor. Belki bu turda olabilir. Ben evet, 2 Ekim'de başlayacak, evet. ikinci turda. Evet. Ben bunu bir iki ay önce de sormuştum. Tabii sosyal medya benim elimdeki araç. Yani 5 parti o gün masada derse ki Kemal Bey biz şu isim üzerine anlaştık. O zaman Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bu da çok önemli bir soru. Yani daha çok bilinmeyeni var bunun. Bir de şunu acaba masaya yatırdılar mı? Peki aday ismi üzerinde konuşmadılar ama burada da iki görüş var Türkiye'de. Tek bir çatı adayla gitmek mi? Evet. Bizi başarıya taşır. Yoksa çok adayla gitmek mi bizi başarıya taşır? Ya benim aklım erdiğince ben diyorum ki ne kadar çok seçmen sandığa giderse bir adayın birinci turda kazanması o kadar zorlaşıyor. Doğru. 40 milyon giderse 20 milyon artı bir oy lazım. 50 evet. milyon giderse 5 milyon daha fazla oy alması lazım. Bir. İkincisi, ikinci tura esas şuna karar vermeleri lazım. Muhalefet partilerinin eğer çok adayla gidilirse ikinci tura kalacak aday etrafında kenetlenebilecek miyiz? Kenetlenecek miyiz yoksa bölünecek miyiz? O da önemli bir unsur. Yani bu işin daha çok bilinmeyeni var. Ama sürpriz bir isim çıkabilir. Aslında en önemli anketi Ali Bey söyledi. Ahmet'in oyu bu kadar, Mehmet'in oyu bu kadardan daha önemlisi. Ben şu kişi, X isimli kişi aday olursa asla ve asla ona oy vermem. Siz %60 dediniz galiba. O civarda çıkıyormuş. Evet. Bu seçime kadar böyle devam ederse, makas daha da açılırsa ve yine hep her yerde söylüyorum, seçimi kaybedecek kişi seçim gecesi öğrenmeyecek. Bu kadar makas açılırsa, seçimden 2 ay önce, 3 ay önce miting meydanlarında, anketlerde başına geleceği görecek. O zaman ne olacak? Değişebilir. O işte... Ben Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan kesin olacağını düşünmüyorum. Yani bravo. Öyle bir şey olursa değişebilir. Bravo. Evet. Peki bravo. Şimdi Sayın Toker dediniz ki hani... Ben affedersiniz burada Sayın Toker'e tabii. bir şey sormak istiyorum. Sayın Toker biliyorsunuz Bahçeli aslında Sayın Erdoğan'ın adaylığını önce açıkladı. Yani aslında Erdoğan aday olmasını Bahçeli istiyor, MHP istiyor. Daha doğrusu MHP bunu demekle öbür tarafı bağladı. Yani Erdoğan'dır adayımız demekle Erdoğan dışı başkaları heveslenmesin. Olursa da ben belirlerim demek istiyor. Dolayısıyla eğer Erdoğan kazanamayacağını görürse bu durumda yine AKP'nin adayını MHP mi belirleyecek sizce? Onu bilemem. Erdoğan kazanamayacağını görürse o konuyu MHP'ye bırakmayabilir. Onu bilemiyorum. Aslında yani bilmiyorum o sorunun cevabını ne olur. Ama en önemli faktörlerden biri de bu gece Anayasa Mahkemesi'nin seçim yasasıyla ilgili kararından bahsettik. HDP kararı ne olacak? Evet. Şimdi... Ve ne zaman verilecek? Yani Kürt seçmen burada belirleyici olacak. Sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin, HDP'li deyin, Kürt seçmen deyin. Ama o karar pek çok şeyi, tabloyu değiştirecek tabii. Son bir şey daha söyleyeyim Atakan tabii. Bey izninizle. Buyurun, Türkiye'de 2002'de Türk siyasetinin başına gelen en büyük felaket bu oldu. Merkez sağ bitti. Evet. Merkez sağ, yani ana vatan ve doğru yol gibi partiler tarih olunca laik kesim CHP'ye sığındı. Şimdi dikkat ederseniz bugün CHP'nin kalesi dediğimiz illere bakalım. Başta İzmir, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Antalya. Hepsi Özal'ın ve Demirel'in kaleleriydi bir zamanlar. Belki de onun için yani CHP'nin oyları
artmıyor veya çok yavaş artıyor. Yani bir Meral Akşener partisini, ben bunu en az bir senedir söylüyorum, yavaş yavaş çakma bir milliyetçi parti olmaktan, bir MHP olmaktan, yavaş yavaş merkez sağ parti imajı gösterse, HDP'yi ağzına almadan Güneydoğu seçmeniyle empati kursa, oralara ziyaretlerde bulunsa, onlar da insanımız ya. Yani Tekirdağ'daki ne yaşıyorsa Şırnak'taki de onu yaşıyor. Diyarbakır'da doğru, daha beterini yaşıyor. Hatta adamlar daha ağır koşullarda yaşıyor. Daha ağır koşullarda, bravo. Onun için yani bence bunu yaptığı takdirde Erdoğan'ın uykularını Kılıçdaroğlu'ndan çok Meral Akşener kaçırır diye düşünüyordum ama zaman var mı bunu yapması için ve partisinin içindeki dengeler nedir onu bilemiyorum tabii. Şimdi tam o konuya gelecektik. Hem Sayın Özgür'e hem size soracağım. Şimdi İYİ Parti kuruluşunda kadrolarıyla vesaireleri zaten pek çoğu Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış, siyasetçilerin kurucu olduğu, işte milletvekillerinin, parti grubunun pek çoğunun daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış. Tabii yeni yüzlerin isimler de var, merkez sağ isimler de var ama böyle bir şey. Sayın Toker diyor ki buradan sıyrılıp gerçek bir sağ, merkez sağ parti karakterine bürünürse farklı sonuçlar alabilir. Şimdi HDP ile ilgili bir durum var. Yani bunu aslında Cumhur İttifakı ısrarla HDP'nin oyunu almanın peşinde Millet İttifakı diyor ki aslında şu anki matematiği, aritmetiği yaptığımız zaman bu aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı için de geçerli. Yani Kürt oyu diyelim, HDP oyu diyelim. Kim oradaki ekseriyeti kendi yanına çekerse seçimi kazanma konusunda çok büyük avantaj yakalayacak. Şimdi bir taraftan geçtiğimiz günlerde 24 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Emek ve Özgürlük İttifakı dediler ki biz artık bir üçüncü ittifak olarak yola çıktık dedi. Ve HDP burada kendisi ve kendisinin solunda, kendisinin çeperinde 6 farklı siyasi yapıyla yeni bir ittifak oluşturdu. Cumhur İttifakı ısrarla başından beri masanın 7. ayağı HDP'dir diye bir propagandayı yapıyor. Ve buna rağmen aslında HDP bir üçüncü ittifak kurarak veya diğer partilerle beraber ittifakın içerisinde yer alarak bu söylentilerin önünü kesebilecek bir adım da atmış oldu. Buna rağmen Sayın Akşener'in yine dün akşamki programda dönüp de HDP'nin olduğu masada biz olmayız, eğer bizden rahatsızlık varsa biz kalkarız, HDP otursun bu masaya demesi. Neden böyle bir mesaj verme gereği hissetti Sayın Akşener? Halen daha sizce bu milliyetçi parti karakterinden çıkamaması mıdır bunun sebebi? Veyahut da iktidarın zaten üzerinde siyaset yapıp propaganda yaptığı bir konu kendiliğinden neredeyse ortaya çıkacakken bir stratejik hata mı sizce Sayın Akşener'in HDP konusundaki bu tavrı, yoksa başka bir siyaset matematiği mi hesaplıyor Sayın Akşener? Soru biraz bana mı Atakan Bey? Soru size, sonra Sayın Özgür'e de bunu söyleyeceğim. Çünkü az önce anladım, siz dediniz ki hani Sayın Akşener ve İYİ Parti'nin HDP konusundaki bu, hani Sayın Bahçeli'nin bir tavrı vardı, meclisin sol tarafı bizim için fludur, yok sayarız diye. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'ye bu bakışıyla Sayın Akşener'in HDP'nin olduğu yerde bizim olma şansımız yoktur demesi arasında bir fark var mı? Niye merkez sağda bir parti refleksi gösteremiyor Sayın Akşener bu konuda? Tabii bir parti yönetirken partinin içindeki dengeleri bilmiyoruz. Akşener bizden daha iyi biliyor partisinin içini. Ne söylerse kabul görür, ne söylerse tepki alır. Bunları yönetebilmek o kadar kolay değil böyle milliyetçi muhafazakar partilerde. Ama bugüne kadar iyi gidiyordu. Ben şunu söyleyeyim, bakın HDP'yi AKP propagandası, MHP propagandası ve Türk siyasetinin vebalı partisi haline getirdi. HDP'ye bugün dokunan yanar. Uzandan bile geçemezsiniz. Hiçbir parti bunu yapamaz. Hani Liberal Demokrat Parti seçime girse ben de aynı şeyleri söylerdim. Ama Anayasa Mahkemesi kararını beklemek lazım. Madem hukuk devleti diyoruz, hukuka inanıyoruz diyoruz. Her ne kadar yargı bağımsızlığı söz konusu değilse de 3 karardan biri çıkacak. Biri ya diyecek ki Anayasa Mahkemesi suçludur arkadaş, kapattım. Evet. Ya diyecek ki bazı isimler suçludur, siyaset yasağı getirdim, partinin de hazine yardımını biraz kestim ama seçimlere girebilir.
ya da diyecek ki suçsuzdur, seçimlere girebilir, aynen siyasetine devam edebilir. Bu üç olasılıktan ikisi olduğu takdirde siz o zaman AKP'nin yapacağı şirinlikleri düşünün, HDP oyunu yanına çekebilmek için. Ben tamamen bağımsız bir yargı... Sıra kalırsa. Evet. Efendim? Hele bir de seçim ikinci tura kalırsa sayın. Hele. Tabii. İkinci turda yani 40-20 biter veya 45-45-10 bittiği takdirde o %10 oya iki tarafta muhtaç kalacak. İki turlu seçimlerin güzelliği buradadır zaten. Siyasete yumuşama getirir. Üsluba bir seviye getirir. Çünkü ikinci tura kalacak aday İlk turda elenenlerin oyuna da muhtaç olacaktır. Yani Bunu bilmeleri lazım. Bunu Meral Akşener'in de bilmesi lazım. Ama partisinin içindeki dengeler nasıl gidiyor bilmiyorum. Ama bugün madem evet vebalı parti, ama bu demek değildir ki bizim orada 6,5 milyon vatandaşımız sandığa gitmeyecek, oy kullanmayacak. Bakın demin verdiğim örnek, yani Demirel veya Özal veya Ecevit, yani merkez sağ veya merkez sol diyelim. Bunlar Güneydoğu'ya gidip, o zaman da PKK terörü vardı. O zaman da HDP benzeri partiler vardı siyasette, mecliste. Ama gidip siyasetlerini yapabiliyorlardı. Seçmenle empati kurabiliyorlardı, hitap edebiliyorlardı. Bir sorun yoktu. İyi Parti'nin bu yola yavaş yavaş girmesini bekledim ama beklediğim kadar... karşılık bulmadı. Yavaş bu. Yavaş giriyor sanki ama yavaş yavaş yani çok yavaş. takvim o kadar müsait değil görünen. Çünkü dün akşam Sayın Akşener'in konuşması da aslında önemli mesajlar vardı. Yani bir defa PKK ile Kürt halkını bir arada görmemek lazım. Israrla bunun üzerine vurgu yaptı. Hatta işte Bitlis İl Başkanımızın ailesinden bu kadar şehit var dedi. Keza o bölgedeki efendim devletine bağlı Kürt yurttaşları olmasa bugün ülkenin bütünlüğü korunamazdı diyor. Dolayısıyla farkında zaten aslında bence İyi Parti merkez sağa oturmak için kurulmuş bir partidir. Zaten bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni başkanın destek vermesinin amacı da buydu. Yani merkez sağda boşluk olunca Cumhuriyet Halk Partisi sağa doğru gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi başkalaşmaya başlıyor. Evet. Bu defa Cumhuriyet Halk Partisi... Çünkü o alanda doldurmak zorunda kalıyor. Evet bu defa bizim CHP'nin tabanından reaksiyon görüyor. Bu defa sol gençlik başka bir yere kaçıyor. O yüzden aslında merkezde bir parti olması Cumhuriyet Halk Partisi'ni de rahatlatır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ideolojik olarak kendisi yapar. Dolayısıyla zaten Doğru Yol Partisi'nin... den gelen Meral Akşener partinin genel başkanı. Evet. Keza işte Cihan Paçacı gibi merkez sağda siyaset yapanlar var. Bizden giden Aytun Çıray keza eski doğru yolcudur. Yani aslında tam bir MHP'nin devamı değil. Her ne kadar MHP'den kopanlar ağırlıkta da olsa bana göre Sayın Akşener'in ki bu saydığınız isimler bazıları bir dönem özellikle örneğin Cihan Paçacı MHP'de de milletvekili aslında orijinal olarak zaten merkez sağdır diyorsunuz. Merkez sağdan yani ana vatandan doğru yolda siyaset yapan insanlar. Dolayısıyla bana göre bu seçimlerden sonra taşlar daha da yerine oturacaktır. Oraya oturacaktır. Yani İyi Parti eski işte Adalet Partisi, Doğru Yol, Demokrat Parti, Ana Vatan her neyse o çizgiye o seçmene hitap eden, o çizgiye oturan bir parti olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada affedersiniz ben Sayın Toker merak ediyorum. Şimdi hep seçilebilecek adaydan bahsediyoruz. Seçilebilme kriteri nedir? Yani bunu kim belirleyecek? Yani dediniz ya az önce efendim işte 5 genel başkan bir başkasını önerse Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Şimdi o 5 genel başkan neye göre bir kişiyi önerecek? Zaten mesele burada. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu kendisinin seçilemeyeceğini objektif kriterlerle ortaya koyan bir şey görse zaten aday olmaz. Çünkü Sayın Genel Başkan'ın da baştan beri söylediği, efendim işte devlet tecrübesi olan, devlet yerindeği olan parlamenter demokrat sisteme geçişi hazırlayacak seçilebilir bir aday. Seçilebilir olmasını o da istiyor. Dolayısıyla mesele burada bence şu anda kafa karışıklığı seçilebilir tırnak içinde. Seçilebilir olmanın kriteri belirleyici olan göstergesi ne olacak? Şimdi tabii kimse bir şeyi garanti edemez ama göreceli olarak baktığımızda
Şu yani bu bir sadece siyasi mühendislik değil, sosyolojik, matematik mühendisliği de dedim. Bütün bunları göz önüne al. Çünkü belki de Cumhuriyet tarihinin tamam mı devam mı seçimine gidiyoruz. Yani 29 Ekim 2023'te bir bayram kutlanacak da nasıl bir cumhuriyetin bayramı kutlanacak onu bilmiyoruz. Bu derece önemli bir seçime giderken mutlaka ve mutlaka kimse garanti edemez bu adam %100 kazanır diye ama göreceli olarak. Şimdi ben o masada farz-ı mahal orada olsam ben Kemal Bey'in önüne demin saydıklarımı koyarım. Hocam sen son 2 yılın Türkiye'deki en başarılı siyasetçisisin. Bundan bizi bir araya getirdin, bir arada tuttun, hep beraber seçim kazandık demin saydım. Yaptığın nitelikleri. Peki senin oyun niye artmıyor? Sen niye Erdoğan'a, üstelik bir de bu ekonomik kriz, bir de dış politikadaki fiyaskolar, bir de hukuksuzluk, adaletsizlik, kamu vicdanını yaralayan konular, yolsuzluk, mafyanın, suç örgütlerinin iddiaları, bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman bugün Kılıçdaroğlu'nun 60'a 40, 70'e 30 öne doğru geçmesi lazım. Ama 1-2 puandan bahsediyoruz. Şimdi burada bir şey eksik. Yani ben o masada olsam ben Kılıçdaroğlu'na bunu sorarım. Burada ne eksik? Bir de demin ilk bölümde verdiğim aritmetik var. Atakan Bey'in de tekrarladığı işte bu 65-35, 70-30 aritmetiği de var. Masadaki hoşnutsuzluk da var. Yani içe sinmeme var. Tabii ki ben şu aday olursa mükemmel olur, bu adam kazanır diyemem. Ama kim kazanamaz, kimin kazanamama ihtimali daha yüksek ona bakarım. Kendimi Erdoğan'ın yerine koyarım. Ben karşımda kimi görmek isterim arkadaş? Ben bunu bir kere bundan 8-10 ay önce Twitter hesabımda sorduğumda 70 bine yakın insan katıldı o ankete. 4 tane isim saydım. İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu. Siz Erdoğan olsanız karşınızda kimi görmek istersiniz aday olarak? %75-80'e yakın 10 kişinin 8'i Kılıçdaroğlu'nu görmek isterim dedi. Bu tabii ki bilimsel bir şey değil ama yani bu çerçeveden bakıyorum. Evet. İkinci bir isim de yok ortaya atılan maalesef. Onu da hani alıp da karşılaştırabileceğimiz sadece şeyler var, kriterler var, aday kriterleri var. Evet. Şimdi aslında vaktimizin sonuna geldik ama bu konuyu muhakkak öncelikle Sayın Özgün'üze sormak istiyorum. Şimdi dün önceki akşam Mersin'de bir saldırı oldu ve maalesef Türkiye'nin yakın tarih hafızasında seçmende, sokakta, vatandaşta, gazetecide, herkeste tatsız olaylar ve tatsız iklimler özellikle seçim öncesi bizim açımızdan maalesef 7 Haziran'dan bu yana zaten insanlar tedirgin olmaya başlıyor seçim takvimi geldikçe. Yani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama o gün akşam saat 22.40'da saldırı olmadan yaklaşık 7-8 saat önce ben bazı gazeteci meslektaşlarımla beraber gündem toplantısı yaptığımızda tehlikeli puslu günlere doğru giriyoruz. Manasız, anlamsız ve hedefin ne olduğu da belli olmayan eylemler maalesef gelebilir derken akşamında Mersin'deki saldırı gerçekleşti. Polis merkezine ve bir polis hayatını kaybetti. Hem kendisine rahmet dileyelim hem ailesine başsağlığı dileyelim. Ve sonrasında bu olayın bugün iktidar medyasında işleniş şekli, İçişleri Bakanı'nın bununla ilgili yaptığı paylaşımlar ve bir anda bu olayın hem CHP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile hem HDP ile ilişkilendirilmesi ki Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla bir açıklama yapıp saldırıyı kınadığını da söyledi. Buna rağmen İçişleri Bakanı yine doğrudan hem Demirtaş'ı hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef alan açıklamaları iki tarafta suç duyurusunda bulunacaklarını ve bunun gereğini yapacaklarını söylediler. Bu saldırı bundan sonra seçim dönemine kadar Türkiye'de erken mi bunu söylemek için 7 Haziran 1 Kasım arasına doğru buna benzeyen netameli şeyleri görecek miyiz? Ve İçişleri Bakanı'nın, iktidarın ve iktidar medyasının bu konuyu Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleştirme şeyi önceden hazırlığı yapılmış gibi maalesef üzülerek söylerim. Böyle bir intiba sizde yarattı mı? Şimdi öncelikle tabii şehit polis memuruna Allah'tan rahmet diliyorum.
Ailesine de sabır diliyorum. Emniyet teşkilatına da başsağlığı diliyorum. Ne olursa olsun bu bir terör saldırısı ve kınıyorum. Evet. Sonuçta orası polis evi. Bakın orası bir karakol değil. Değil. Yani orası evet. Polislerin efendim otel olarak, dinlenme tesisi olarak kullandıkları. Ki ailesiyle de kalabilir. Evet, yani sivil bir şey. Dolayısıyla bu bir iğrenç bir terör eylemidir. Dolayısıyla da kim yapmışsa ve yaptırmışsa da lanetliyorum. O ayrı. Ama tabii İçişleri Bakanlığı'nın da yani devletin bakanlığa yakışmayacak üslupla bu olayı Twitter'da bu şekilde efendim işte siyasi ranta çevirmek istemesi de hakikaten Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na yakışmıyor. Süleyman Soylu'ya yakışabilir. Süleyman Soylu kendi başına istediği gibi yapabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanı sıfatını taşıyan bir adam böyle tweet atamaz. Makama yakışmıyor şey diyorsunuz. Evet. Yapamaz yani. Adam kınıyor. Ne istiyorsun kardeşim? Yani düne kadar diyordun ki terör örgütünü kınamıyorsun. Evet. Kınıyor. Ne istiyorsun yani? Öbür taraftan efendim yani sen bu teröristi serbest bırakmışsın. Dördüncü yargı paketiyle. Çıkardığın af kanunuyla. Terörist dediğin kişiyi. Evet. Gitmiş eylem yapmış. Yok efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin cezaevi raporunda adı geçiyormuş gazeteci olarak. Sen oradan CHP'ye vuruyorsun. Bu bir ahlaksızlıktır yani. Sen niye bunu serbest bıraktın? Bunun hesabını ver. Niye serbest bıraktın kardeşim bu adam? Teröristse. İki, serbest bıraktın niye takip etmedin? Nereden geldi bu Mersin'e bu eylemi yaptı? Bunun hesabını vermek yerine siyasi rant uğruna şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapıyor. Hiç yakıştıramadım. Gerçekten yakıştıramadım yani. Yani devletin bakanlığına, bakanlık makamını işgal eden bir kişiye yakıştıramadım. Anladım. Sayın Toker, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine hani o karanlık günler diyeceğimiz hani Türkiye'nin yakın tarihinde maalesef çok karanlık günler. Affedersiniz Sayın Toker, özür diliyorum. O konuya da ilgili bir şey söyleyeyim. Yani eğer birileri AKP ile bu seçimin ya AKP ile bir dönem daha yola gitmek istiyorsa her şey yaparlar. Her şey yapılır. Anladım. Sayın Toker, siz hem Mersin'deki eyleme ve sonrasında İktidar kanadının bu konuya yaklaşım şekli hem medyasıyla hem sözcüleriyle ve başta İçişleri Bakanı'yla nasıl okudunuz? Bu erken mi? 7 Haziran sonrası gibi bir döneme girdiğimizi söylemek için erken bir alarm olur mu? Umarım 7 Haziran sonrası yaşadığımız gibi bir dönem asla ve asla yaşamayız. Yani burada Ahmet Davutoğlu'nun çıkıp konuşması lazım. Artık karnından değil. Ağzından konuşması lazım. Konuşursam bir sürü insan çıkamaz o olaylarla ilgili falan diye, sokağa çıkamazlar diye o lafı bırakması lazım ve konuşması şart. Bu bir münferit olay mı, planlı organize seçimlere doğru ilk hareket mi? Onu tabii bilemeyiz. Ama İçişleri Bakanı kendi ağzıyla hayatında tek bir güvenlik makalesi okumamış bir zat. Ve bir bürokrat, şimdi bakanlar biliyorsunuz seçilmiş insanlar değil. Evet. Erdoğan'ın seni bakan yaptı, atanmış insanlar. Ama bir atanmış bir bakandan çok bir siyasi parti temsilcisi gibi miting meydanlarında işi gücü muhalefetle uğraşmak. Ben Soylu'yu... Bu münferit olayda söylemlerinden doğru kınayabilirim ama esas Soylu'nun görevden alınması gereken gerekçe on binlerce sığınmacı demiyorum, göçmen demiyorum, çapulcu alayı diyorum. Doğu sınırından girip de kimliksiz, kayıtsız, kuyutsuz 1500 kilometre kat edip Türkiye'nin batı kentlerine, İstanbul'a tır kasalarında nasıl gelebiliyorlar? Evet. Hadi sınırı koruyamıyorsunuz. Hallaç olmuş şey elek gibi geçiyor millet. Ama girdikten sonra polise yakalanmadan bunun binlercesi, on binlercesi yanlarında ne getiriyorlar, ne götürüyorlar? Kimdir bunlar? Bundan kim sorumlu? İçişleri Bakanı sorumlu. Eğer bu bir devlet politikası değilse İçişleri Bakanı'nın yarın sabah görevden alınması lazım. Ya da AKP çıkıp diyecek, böylesine başarısız bir bakanlık olmaz. Yani bu terör olayı tamam, umarım inşallah arkası gelmeyecektir, gelmez. Tedbirler alınır, AKP ders alır bundan, İçişleri Bakanı ders alır, o ayrı mesele. Ama en az bir buçuk yıldır
bu sığınmacı, göçmen meselesi ve onların Türkiye içinde elini kolunu sallayarak gezmeleri, ayda bir kere işte İstanbul'da 50 taneyi yakaladık, sınır dışı ediyoruz gibi göz boyamayla olacak şey değil. O zaman AKP söyleyecek, arkadaş bu senin devlet politikan mı değil mi? Devlet politikansa neden? Değilse bu İçişleri Bakanı hala nasıl görevde ya? Ben buradan Levent'ten Taksim'e gidemiyorum GBT çevirmesi, kimlik kontrolü olmadan. Evet, doğru. Bunların binlercesi buraya nasıl gelebiliyor? Onun için yani bu iktidarda adam söyledi. Ben sizi liyakatınızdan dolayı ekonomi bakanı yapmadım dedi. Liyakatınızdan dolayı seni başbakan yapmadım dedi. Liyakatından dolayı değil, sadakatından dolayı da İçişleri Bakanı bence görevinde. Ama bedelini Türk milleti ödeyecek. Ama Mersin'deki olayla ilgili bir Davutoğlu'nun 2015'te yönelik sözlerine açıklık getirmesi lazım. Sadece temenni edebiliriz ki bu ilk ve son olur bu seçim döneminde böyle bir olay. Evet. Sayın Töker, çok teşekkürler. Vaktimizin sonuna geldik. Rica ederim. Bu akşam bizi kırmadınız ve programımıza konuk oldunuz. Bir başka hafta Türkiye'de olduğunuz bir programda, stüdyoda da ağırlamak isteriz büyük bir keyifle. Memnuniyetle. Ve herhalde o zaman bu adaylık konusunda nasıl bir strateji olacağına dair de ikinci tur görüşmelerden sonra belki de bir somut durum ortaya çıkar. O zaman o günkü şartlarda konuşuruz. Tekrar katıldığınız için teşekkürler, iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar. Ali Bey, size de iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Türkiye. Teşekkürler. Evet Sayın Özgündüz, konumuzu ağırladık. O zaman siz de bir vedayla izleyicilerimize veda edebiliriz. Mesajınız ne olur? Evet, yani insan hayatı her şeyin üstünde. Dolayısıyla siyasette insanları yaşatmak, daha iyi yaşatmak için yapılıyor. Dolayısıyla lanet olsun o seçime ki insanların kanı üzerinden eğer seçim kazanılacaksa onu da lanetlemek lazım, dikkat etmek lazım. Asıl olan insanların yaşam hakkıdır, can güvenlikleridir, huzurudur, mutluluğudur. Dolayısıyla seçim bir savaş değildir. Seçim efendim demokrasilerde olması gereken siyasi partiler aracılığıyla bir yarıştır. Seçimlerde rakipler olmazsa zaten sen olamazsın. Evet. Dolayısıyla rakiplerle güzel, centilmence bir yarış olsun. Ama kan üzerinden yarış olmasın, kan üzerinden siyaset olmasın, bunu lanetliyorum. Evet. Gerçekten hani bir terör saldırısını yani, kaldı ki Sayın Özgün'ün de söylediği gibi burası bir karakol değil, bir şey değil. Bu da kabul edilebilir bir şey değil, ayrı bir şey. Ama bir sivil hedefe bir saldırı kabul etmek, bunu olumlamak kesinlikle mümkün değil ama sivil siyaset yapmaya çalışan bir partiyi her konuda hani örgütle aranı mesafe koymuyorsun diye gece gündüz 365 gün eleştirin bir partiyi, örgütün yaptığı açıklanan bir eylemi kınadığı zaman da yine aynı şekilde eğer şey yapıyorsanız siz ona mesafe koyma imkanı tanımıyorsunuzdur. Burada daha önce de konuştuk. Sayın Özgündüz'le başka konularda bunları konuşurken çözüm süreci döneminde pek çok kişi hatırlamıyor Sayın Özgündüz. O dönem Selahattin Demirtaş ısrarla bunun zemini Kandil'de, İmralı'da aramayın. Evet onlar da aktördür ama meclis zemine evet. Getirin. Geçtiğimiz günlerde bir açıklaması dedi ki keşke biraz daha fazla bu konuda i̇şte bastırabilseydim bu saldırı, dedi. Bu saldırıyı yapan terörist o çözüm sürecinde çıkarılan yargı paketiyle serbest bırakılan bir terörist. Ve hani ısrarla bunu meclis zeminde çözelim ve ısrarla bunu siyaset zeminde çözelim derken o günün başbakan baş danışmanı olan Yalçın Akdoğan'ın yazdığı bir yazıyı daha önce de bir programda hatırlattım. Sen kimsin ki İmralı'dan ve Kandil'den bağımsız politika yapmaya kalkıyorsun diye HDP hizaya çekiliyordu. Ve bugün aynı partiye sen nasıl Kandil'le İmralı'ya arana mesafe koymadın diye de kapatma davası açıldı. Evet siyasette dün dündür, bugün bugündür belki bir kulağa hoş gelen strateji şeyi olarak gelebilir ama bu kadar ilkesiz bir siyasette maalesef herkesi güvensiz hale getiriyor. Hukukun durumunu zaten program başında konuştuk. Güven vermeyen siyaset, güven vermeyen hukuk ve en sonunda insanların kendilerini can güvenliğine esirini programın en başında söyledik. İnsanlar sadece daha iyi bir hayat, daha yüksek gelir için ülkeyi terk etmiyor. Yani konsere gitmenin bile artık ülkede kasıtlı hale geldiği günlerdir biz başka konuları konuşuyoruz. Umarız bunları konuşmayacağımız bir Türkiye'nin
temellerinin atılacağı, hani Cumhuriyet'in 100. yılı, 2. yüzyılı böyle olmasın hepimizin temelisi. Demokratik bir hukuk devletinde yaşamayı istiyoruz. Kapanışı biraz uzattım. Farkındayım, kusura bakmayın. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın diyoruz.